Yusuf neredesin? Oğlum gezmeye gideceğiz diyorum. Sen hala nereye saklanıyorsun? Üstünü giyinmen lazım. Çık oradan çabuk. Yusuf çıksana. Ne yapıyorsun orada? Gel kıyafet seçelim seninle. Gel. Burada Yusuf harika kıyafetlerim var anneciğim. Bir tanesini seç. Ne giymek istersin gezmeye giderken? Canın ne giymek istiyor? Okul kıyafetini seçme hiç boşu boşuna. Onu giyemezsin çünkü. Kostüm de olmaz. Oğlum kostüm partisi değil. Kostüm partisi değil değil. Normal bir kıyafet seç. Oğlum onu da seçemezsin. Onunla gidemezsin gezmeye kafanda dinozor başlığıyla. Hayır bu olmaz. Bak her zaman giydiğin kıyafetlerden bir tane. Bir şey seçiver. Onu mu seçtin? Gömlek mi giymek istiyorsun? Aa ama o çok kırışık Yusuf. Onu giyemezsin anneciğim. Ütüler misin? Aa evet senin çocuk ütün var ya onunla ütüleyebilirsin. Tamam gel o zaman sen ütüle hadi. Ve Yusuf ütüsünü aldı bakar mısınız? Aa. Ne kadar güzel bir ütü bu çocuk ütüsü. Sadece boğazım ütüyor. Evet şimdi artık gömleğini ütüleyebilirsin anneciğim. Güzelce ütülüyor Yusuf çünkü ütülü gömlek giymeyi çok seviyor. Her yerini ütüle böyle pırıl pırıl temiz temiz git annem olur mu? Ütüle, ha, ütüle, ütüle, ütüle. Değdirmene gerek yok. Uzaktan ütülesen de olur anneciğim o. Yusuf'un kendi ütüsü bu. Kendi kıyafetlerini bununla ütülüyor. Ay bakayım bir, bakayım. Oo, çok güzel oldu Yusuf. Anneciğim ben şimdi içeri geçiyorum. Sen üstünü giyin tamam mı oğlum güzelce? Yusuf hazırlandın mı oğlum? Ne yapıyorsun? Böyle mi gideceksin anneciğim? Evet. Oğlum altında eşofman var. Pantolon giysene altına düzgün bir pantolon. Aa böyle gideceksin yani. Olur mu oğlum altındaki eşofman senin o üstüne uymuş mu acaba? Sence yakışmış mı yani? Yakışmış. Aa. İyi tamam böyle gel o zaman ne yapayım yani bu sonuçta senin kararın yapacak bir şey yok. Neyse hadi gel gidelim.